Mehmet Usta, 20 bin bakım X-Max var elinde. Neler yapılacak? 20 bin bakımda neler yapılıyor? Öncelikle yağ filtresi açılıyor. Evet. Hava filtresi, varyatör filtreleri komple açılıyor. Evet. Ön varyatör, arka debriyaj kısmı kayış tarafı açılıyor. Hı-hı. Motorun buji değişiyor. Hı-hı. Ayrıca de motorun sesini dinleniyor. Sıvı bayarı falan gerekiyorsa, hı-hı, onlar yapılıyor. Arka diferansiyel yağı yapılıyor. Değişimi gerçekleşiyor. Hı-hı. Onun haricinde de kombine test turu içine çıkılıyor. Herhangi bir gidon, ondan sonra yıkayıp motoru teslim etme aşaması, evet, var. Bunlar için... Yeni varyatör filtresi, temizlik kapağını güzelce. Ha. Nefes alacak. Tabii, rahat nefes alacak. İlk kez değişimiz. Efendim Serkan? Bence bir tanesi değişmişti, o değil değil mi? O değil, hava filtresi. Ya şöyle parmağını gezine tırrık yaptığında tozlar çıkıyordu ya. Tabii bayağı pisliği. Şimdi resmen hani isim vermeyeyim ama burun spreyi sıkarsın bir rahat nefes alırsın ya. Onun gibi olacak bu. Yani burnu tıkalıyken bir koşucunun ya da bir spor yapan bir kişinin koşması, nefes almasıyla burnu evet rahat nefes alabilir vaziyette, ya yani iğrençleşmeyeyim ama burnunu sümkürüp temizledikten sonraki koşma arasında fark var. Tabii. Ya nereden nereye bağladın değil mi Mehmet? Tabii tabii. O eski kayış herhalde. O eski. Bunları da müşteri gitmeden atmıyoruz. Müşteri geldiğini görmek istiyor veyahut da almak gösterip istiyor. De hani ne yapacaksa. O da bir. Onun öncesinde herhangi bir atma falan olmuyor. Yani anladım. Kalıyor. Anladım. Onun için sizden çıkan parçayı görmeniz hak. Evet. Ya bu kadar şey prosedür valla. İyi akılda tutup yapıyor. Artık alışmışlar tabii. Ona göre çalışılıyor ama. Yani bunlar önemli detaylar. Değil mi? Biz belgeleri aldığımız zaman da mesela kameranın karşısında aynı bu şekilde ezbere yapıyorduk. O yeterlilik belgesi olsun, sınavlar olsun. Bu arada eğitimler yenileniyor mu ara ara? Yapılıyor mu? Yenileniyor. Mesela yapılıyor. Yeni kasa treni 9'larda yazılım incelemesi çıkarttılar. Kalkış desteği de duruş kontrolü ile ilgili. Onların eğitimi başladı. Onları yapıyor. Şu anda gelen yeni motorlara bakıma geldiğinde varsa kaydı yazılım güncellemesi yapıyoruz hepsini. Evet. Yani Yamaha çok takipte. Evet. Her şeyi ona göre bize yönlendiriyor. Biz de ona göre yapıyoruz eğitimleri. Bu da işte işe yansıyor ama işte. Tabii. Şimdi iş ne olacak? Bundan sonraki aşama? Sonra hava filtresi kaldı. Onu taktıktan sonra yağlarını boşaltacağız. Yani yağ filtresini açacağım. Diferansiyel yağını boşaltacağım. Onları koyduktan sonra da bujisini değiştireceğim. Sonra normal kontroller, testler kaldı. Bir de balatalar ekstra çıktı. Onların değişimini yapacağım. Anladım. Serkan. Nereye gidiyorsun birader böyle? Bak bak. Bu İstanbul'un isteği ya. Değil mi? Aynen. Harfiyat kamyonları. Harfiyat. Şehirdeki o şeyi motorlarımız taşıyor herhalde. Bizi taşıdığı gibi bu pisliği de taşıyor. Takipteyim Mehmet. Takipteyim abi. Geç geç. Şimdi bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Bütün malzemeleri, her şeyi soruyorum. Serkan da oradan seni izliyor zaten. Yeni hava filtresi. Serkan, renk tam senlikti aslında. Bir daha göstersene onu. Tabii. Turuncuyu sen seversin. Evet. Mehmet, bir şey dikkatimi çekti. Eldivenleri niye değiştirdin sen? Abi kullandıkça hem genişliyor hem de şimdi motorun diğer temiz yerlerine dokunacağız ya. Evet. Parmak izi falan olmasın diye. Çok hassas.
Tabii. Çok hassassın. Nelere dikkat ediyorum, gördün mü? Evet, sen de takip ediyorsun abi arkandan. Mehmet hala bu damlıyor yalnız, niye? Abi taban kadar dursa damlar. İyice boşalmamış olmuyor mu o zaman işte? Ne kadar boşaltırsak boşaltalım, motorun ta en üst külüktör kapağına kadar kalıyor içinde illa. Yani bu soruya bir gün... da bir cevabım var ya, bir şey de bilme ya. Abi bir gün dursa, ertesi gün tapaya aç yine damlar. Hani dediğim gibi aşağı süzülme olayı tam olmuyor, illa ki kalıyor. Çok biliyor, çok, çok biliyor. O ne? Yağ fitesi abi. Ay abi. Orası mı? Hala akıyor akıyor diyorsun ya abi. İşte yağ fitesi var burada. Bak yeni gördüm ben bunu. Buradan burada süzülüyor. Buradan yine aşağı iniyor yani. Baksan. Burayı temizlemek için sıkacağım mı bir şey? Tabii orayı da sıkacağım. Bitmedi mi hala o ya? Peki bu bitmiyorsa bunu... Bir kalanı buraya... müşteriye veriyoruz. Onu ciddi misin? Tabii. İndiragan mı yaparız ya? Sattı onu ya. Mesela ufak Serkan şey, da burada dinliyor. Ufak bir şey bile lazım olduğunda biz bundan kullanıyoruz. Yani mesela fren balıcısı öttüğünde bile arasından bundan sıkınca geçiyor. Kalanı da mecbur müşteriye veriyoruz. Vermesek diyorum işte. Belki kendisi istemez. Ayrıca vermemek yapan olur mu bilemem. Ben severim abi. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi bu adam çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Biz de tamir yapıyoruz. Ne tamir yapıyorsun? Elinde 12 saattir dolaşıyorsun yani. Abi en son seninle 3 sene önce bir video çekmiş süpertenlere. Evet. Buji değişirken. Onun evet ya. Yok ya. Deminden beri çalışıyor ya. Buradaki emekçilerin emeği büyük. Kolay değil sabahtan akşama kadar. Filtre geldi. Ne kadar küçükmüş ya. Küçük, evet. Evet, içindeki yağ 10-40 yağ, öyle çok kalın bir yağ değil. Ha, onu soracaktım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Önümüz yaz. Bu evet. Motora kullanılması gereken yağ nedir abiciğim? Aynı standartını bozmayacaksın abi. Yani istersen full sentetik kullanabilirsin ama. Peki full sentetik mi kullanmalı, tercih etmeni, yoksa standart yağ kullanıp da hani bir sorun olur mu? Şimdi motor senden garanti sürecindeyse. Evet. Normal yağını kullansınlar. Çünkü aralarında fiyat farkı da var. Full sentetik, yarı sentetik. Tabii full sentetik kullanmak daha iyi. Peki ben diyelim ki şey süresi bitti benim. Garanti sürem. Ama ben farklı yağ kullanmak istiyorum dediğimde bir sakınca var mı? Yok, herhangi bir sorun yok. Zaten normal hani güzel kaliteli yağlarda da sorun yok. Ama Yamaha benim motorum garantideyken benim yağımı kullan diyor. Ben şöyle bir şey duydum. O zaman ben ekleyeyim. Burada ben eklemek durumunda kaldım. Şimdi Yamaha diyor ki benim ürettiğim makineye uygun yağı benim kadar kimse iyi bilemez diyor. Yani bunda da haklılık payı var. Yani haklılık payı da var. Bir de piyasada hani şöyle söyleyeyim. Şimdi bilindik yağlardan bir tanesinden söyleyeyim, sallayayım. Ben İsmini size. Söyleme. Tabii. X marka. X marka. Adam o X markanın yan sanayisini yapıp piyasaya sürüyor. Bujide de var bu. Bujide de var aynı şekilde. Yani benim başıma geldi. Sarı kutu, kırmızı kutu. Evet. Yamaha'nın evet. Orijinalleri kırmızı kutudur. Evet. Yani sarı kutuda satılan da orijinal buji değil. Benim başıma geldi. 4 buji çöp oldu. Ben ucuza aldım diye sevindim. Buraya geldim. Yani şimdi Yamaha'da hani dışarıdan getirdiğin yağ, kullandığın motoru sorun verdi. Bir tanesini yaptı, iki tane yaptı. Adam önüne geçemez. Doğru. Yani onunla da hak vermek İşte lazım. Ben de diyorum ki Yamaha kendi markası olan bir yağı kullanıyor ki ona göre denetimden, testlerden geçmiş yağı bu motora bu yağ uygundur deyip kullanıyor. Evet. Senin alacağın X markanın bir yağı buna belki de uymayacak arkadaş. Uymayacak. Hani ne kadar iyi marka yağ da olsa, değil mi? Tabii her motorun karakteri farklı. Evet. Yani Suzuki Honda'yı kıyaslayamazsın. Honda'yı Yamaha'yı kıyaslayamazsın. Aynen, aynen. Karakter farklı. Doğru, doğru. Buna ben katıldığım için ben bir Tenere 700'de Yamaha loop kullanıyorum.
Mesela benim 20 bin bakımını da çekeceğiz bu arada. Bunu her yağ bakımında değişen tapu pulu dedikleri tapa bu. Tapa pulu. Tapa neden değişiyor onu ben geçen öğrendim. Yanlışsam düzelt. Tabii. Şimdi öbürsünü sıkarken ederken bunun yerleri var. Tabii yönleri de var. Yönleri var. Onlar ezilebiliyor. Bu sefer ezilirse, tamam mı? Odaklayamadım ha. Ezilirse tutmaz orayı. Yani akma yapar. Tabii. Yenisi, onun için yenisini kullanmak yenisini, zorundasın. Yenisini zaten bu kalın. Evet. Bu takınca şiş basıyor. Eskisi ne yaptın attın mı? Eskisini neyse. Şöyle göstereyim. Ha göster işte o farkı mesela görsün. Oraya ben. Göre bu şekilleniyor. Evet. Biliyor. Eziliyor orada. Bu da şu anda kalındır. Kalın. Bu da ona ezilecek. Evet ezilecek. Yani kaçırma ihtimali aynen. Olmuyor. Aynen. Yani eskisini takarsan tutmaz. Tabii. Eskisini takarsan kaçırma ihtimali de oluyor. Terletiyor. Kaçırmasa bile bir terletme olayı oluyor orada. Ya değişsin birader. Ne kadarlık şey ki Allah aşkına. Aynı şekilde bunlar da tortlanıyor. Evet, bu da ona göre tortlanıyor. Haa bak. Ses bu ses duyacağım. Senin bundan sonra boşa çıkıyor. Evet. Sen zorlarsan zaten gider. Zaten sıksan da sıkmaz. Yok. Aynen. Aynen. Sadece kendi etrafına da. Anladım. Evet. Burası neresi şimdi? Defanser ya. Arka tekerin şanzıman ya. Kaç alıyor? Litre mi alıyor? 200. Mililitre. Zaten şurada da yazıyor. Burada yazar. Evet. Şu motorunu orada yazar. Ne kadar koyulacak. Oradan boşalıyor. Peki onu nereden dolduruyorsun dolurken? Basıyor musun buradan? Yok, yukarıda koyma yeri var. Ha, şurası. Benim de cahil cahil sorularım, ne yapayım? Ben de sorarak. Evet. Dedim burada göstergeler var. Aa, bakayım. Evet, sen ona göre dolduracaksın. Tabii. Mesela 400'e indireceğim, 200'lü. Sen ayarlayacaksın ona göre gelirim. Abi evet. Motorun son işlemlere yaklaştık. Motorun yağını koyuyoruz. Kaç kaç? Abi 10-40, yarı santitik. 1.6-1.7 arası arıyor. Burada camdan kontrolünü sağlıyoruz tekrardan. Evet. Değil mi? Motorun içine illaki ufak da bir şey olsa kaldığı için. Evet. Camdan kontrollerini yaparak koyuyoruz. Ben yamalıp beğeniyorum ya, yamalıp güzel yağ. Güzel yani motoru çok aşırı devirli devamlı kullanmadığın sürece yağ gidiyor 5000 zaten. Özelliğini kaybetmiyor. Evet. Yağ konusunda konuşuyorduk, ben kesmiş oldum ama devam yani edelim. Motoru normal evet. Standartlarında kullanma şekline göre kullanırsa evet. Motor 5000 km'ye kadar yağın özelliği gitmiyor. Hmm. Ama mesela örnek veriyorum, bizim R25'ler, MT25'ler 12.000 devir falan çevirdiği için evet. Ve bizim işte genelimiz böyle dip gaz sevdiği için hep dip gaz gittiği için içindeki yağ yanıyor. Sonra 2000-3000 km sonra diyorlar ki bu yağ herhalde kötü, vites geçişlerim sert geçiyor. Arıza ki normal kullanıldığında evet. Gayet motorun kendi ortalamasına göre bir yağ. Anladım. Yani haddinden fazla dolarsan içindeki yağ kaç yanıyor. Litre alıyordu X-Max'in? X-Max'ler 1.6-1.7 arası alıyor. Yeni kasalar. Evet. Eski kasalar 1.4 alıyor. Ha. Tabii. Ya motorlar değişti çünkü. Ona göre. Tabii ona göre koyuluyor. Koyulduktan sonra buradaki cam olayından kontrolünü sağlıyoruz. Mesela evet. Şu anda cam dolu. Ama çalıştıktan sonra bir daha kontrol ediyoruz. Tabii. En son finalde gitmeden önce orta sefada tekrar kontrolünü sağlıyoruz. Ha? Abi görüyorsun burada her gün ne olacak? Yakında ben liftin başına geçeceksin sanıyorum. Ha, ben kendi motorumun bakımını kendim yapayım diyorum. Olabilir abi. Olur mu? Olur abi. Yaparım. Yaparsın. Yapamaz mı? Mehmet ne yapıyorsun orayla? Abi bujiyi değiştiriyorum. Buji burada mı bunun? Evet hemen sol tarafından. Ha. Elin ulaştığı kadar alıyorsun, söküyorsun orada öyle evet. Mi? Aynen abi. El ulaşmıyorsa koltuğun pederinin altı açılıyor. Normalde buradan yapılması da oluyor yani kolay. Tabii. Bakalım buji nasıl gelecek? Bize yorumlarsan sevinirim. Ben dediğim gibi çalışmamazlık yapmış, yağlamış zaten bitlerini. Evet.
Ucunun ağzı da iyice beyazlaşmış. Yani bayağı bir fark. Zaten fark var da yani tabii. Bu tekleme dediği Serkan Bey'in olayı o mu? %99 bu jile değiştirdiğinde düzelecek çünkü bu jil yani çalışmalık yaptığında yağlama yapmış kenarlarını. Evet. Dikleri köşelerini. Yani buraları sana hala ıslak. Şöyle. Bayağı bir tabii şey olmuş. Düzelecek. Efendim Orhan Usta, seni dinliyorum. Temizlediğin hal bu değil mi? Evet, temizledim hal bu. Eline sağlık. Bunun su hali. Gördüğün gibi. Evet. Hep tut. Onu ne yapıyorsun? Tertle mi? Evet, bunu da temizliyorum. Onu da temizleyeceğim. Evet. Bir de onu temizlemiş halini de görelim. Evet. Şimdi bir de bunun bu pis hali. Gördüğünüz evet. Gibi bakın. Normal. Şöyle alıştırıyorum. Evet. İstanbul'u böyle üzerinden küçükleri aldıktan sonra alıştırıyorum. Rahat çalışması için. Yoksa anladım. Takılı kalıyor. Ondan sonra çok çabuk balata bitiyor. Evet. Hep pistonlar kaynıyor ve tamir takımı değişiyor bu sefer. Biraz sesli söyler misin? Çünkü bayağı gürültü var. Şöyle. He. Üzerindeki korozyonları temizledikten sonra. Evet. WD-40 etrafını güzelce temizliyoruz. Evet. Ve pistonları alıştırıyoruz. Alıştırmazsak. Evet. Bu pistonlar çalışmıyor. Çalışmadığı zaman da fren balatalarımız çok çok tutuyor. Ön teker sıkma yapıyor. Ondan sonra yakıt tasarrufumu da artıyor. Ama bunların bu bakımı yapılırsa ön tekerlik çok daha tınar. Fren sistemi daha güzel çalışır. Fren balatalarımız daha çok az kullanır, daha az biter. Evet. Daha konforlu bir sürüş olur. Evet. Evet, Orhan Usta ne yaptın? Evet. Deminki parça bu muydu ya? Evet. Tanıyamadık şu anda. Çünkü temizlendi. Vallahi bravo, eline sağlık. Üzerindeki korozyonlar bitti. Şimdi bunları hafif yağlamamız lazım çünkü iyi çalışmak lazım. Ha, yağlayacağım bir de onu. Evet. Peki. Şimdi yağ. Eldivenlere dikkat ediyorum. Değiştiriyorsunuz çünkü parçayı yağladıktan evet. Sonra diğeri yağlanmasın diye evet. Eldiven değiştiriyorsunuz. Mehmet de yaptı bunu. Çünkü fren sistemini de diğer yerlerini de yağlamamak için. Evet. Aa, gördüğünüz bak, gibi bakın. Yerine oturdu evet. Bu şekilde çalışması lazım. Aynen. Şimdi balatayı nereye koyacaksın abi? Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tabii. Evet. Yönü var değil mi onun? Evet, da? Yönü var. Bu şekilde. Bakın. Harika. Kolay yapın Orhan Usta. Orhan Usta. Teşekkür ederim. Yarım bıraktın. İşi tamamlıyor Mehmet Bey. Doğru, arada doğru. Tabii hızlansın. Burası bak, bir an evvel temizlensin diye böyle bir ummanlı çalışma var. Ses için kusura bakmayın. Balatalarda takıldı. Bir şey kaldı mı? Suyu kontrol ettik. Bir dakika balatı kaldı. O zaman senle şöyle yapalım. Zaten bunu Orhan Usta'm takıyor yerine. Ellerine sağlık. Rica ederim. Senle yapılan işlemleri bir daha bir konuşalım Mehmet. Tabii. Sessiz bir yere geçelim. Evet Serkan, ödeme kısmına geldin. Evet. Şu anda müşteri kabul kısmında çekim şimdi yapıyoruz. Can alıcı kısmındayız. İşte olay orada bitiyor. Fiyatlandırma tabii ki orijinal yedek parça ve servis olayı. Yani evet. 20.000'de biraz tuzlu olacaktır ama bakalım. Motor için gerekli olan kısım bir acı gülümsemeyle. Gerek indirimleri evet. Yapılırsa biraz evet. Daha. Biraz dezenfektan vereyim sana. Kolonya gibi olmasa da coğrafyanın bize uyguladığı acımasız. Coğrafya bir kader midir sorusuna bir ben... Norveçli bir adamın şeyi var. Çok güzel bir olay bu. Ben kendimi de böyle katarak geleyim yanına. Norveçli bir adama soruyorlar kader midir? Yani diyor şöyle açıklayayım diyor. Ben diyor Norveç'te diyor evsiz görmedim. Barksız görmedim. Çünkü diyorsun ki mesela atıyorum. Ben çalışmayacağım ya diyorsun tamam mı? Adam devlet diyor ki ben diyor vatandaş diyor işsiz güçsüz. Veya açıkta dedirttirmem diyor. Ya. Ben diyor sana bakarım diyor.
Şey demiştim. Gerisini galiba, anlatmaya gerek Norveç'te yok. Norveç'te doğmak piyango vurması gibi. Aynen. O yüzden. Evet Mehmet Ustam, neler yapıldı şimdi bize anlat. Sesli motoru, biraz. Öncelikle ilk geldiğinde fren balatalarına debriyaj kısmı açmadan balatalar kontrol edildi. Ona göre müşteriye bilgi verildi. Evet. Onun haricinde motor salonuna kadar titrelerini açtık. Titrelerini halde onları gördük. Hı hı. O süreç içerisinde debriyaj temizliğini yaptık. Önceden takmadan önce ürünleri. Hı hı. O sırada motor soğumuştu. Debriyaj kısmını toplamaya başladıktan sonra motorun yağını, yağ filtresini boşalttık. Yağ filtresinin değişimini yaptık. Arka tekerin şanzıman yağının değişimini yaptık. Evet. Onlar her 20 binde bir değişmesi gereken şeyler. Hı hı. Fren kareperlerini balatalı değiştirirken aralarını, pistonlarını, klipslerini, sekmanlarını temizledik. Hı hı. Çünkü bunların temizliği olmazsa balata hemen 5000'de de bitebilir. Evet. Çünkü balata sıkışıyor rahat hareket edemediği doğru için. Yani benim de sıkça yaşadığım bir şey. Tabii, Tenere 700'de biliyorsun. Tenere 700'lerde de o dediğim gibi arazi girip çıktıktan sonra hemen tutulması lazım o aralara. Kesinlikle evet. Gereken yerlerin yağlanması gerekiyor. Hı hı. Biz onları yaptık. Şimdi bir dahaki balata süreci daha uzun olur. Hani 5000'de bitmez de 10.000'de, 12.000'de, 13.000'de biter. Evet. Final olarak da sularını kontrol ettik. Hı hı. Motorun teklerden çalıştırıp yağını ölçeceğiz. Lastik havalarını kontrol ettikten sonra işlemimiz bitecek. Çok sağ ol bilgiler için, her şey için. Tabii. Bana dayandın. Herhangi ama herhangi bir soru olursa siz de yönlensinler. Biz de iletişime geçeriz. Teşekkürler. Sağ ol. Bu arada 20 bin bakım için geliyorum, haberin olsun. Tamam abi. Tenere 700'ün 20 bin bakımında da beraberiz. Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim benim. Sağ olsun. Eyvallah. Zahmet oldu. Sağ ol. Abi. Sen de Serkan, motor nerede şu anda? Ay, motoru götürdüler. Yıkamaya mı götürdüler? Aynen. Burada rutin yapılan işlemlerden bir tanesi yıkamaya götürülüyor. Müşteriye teslim etmeden de elektriksel her şeyine bakılıyor ve öyle teslim ediliyor. Evet, güzel. İyi, hayırlı olsun. Motorun geldiğinde de bir çekim yaparız. Öylelikle final olur. Teşekkürler abi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet. Mehmet Usta nasıl? Abi güzel. Anladığım kadarıyla yıkadınız motoru yıkadım teslim etmeden önce. Kapatabilir miyiz motoru bize Ahmet? Yıkadıktan sonra test sürüşünü yaptık. Evet. Herhangi gidonda bir şey var mı? Motorun gidişinde bir şey var mı? Sesinde bir şey var mı? Evet. Onun haricinde şimdi bir de son defa yağ kontrolünü yapacağız tekrardan. Evet. Bahsettiğimiz konuyu. Evet. Ondan sonra teslimat. Serkan hayırlı olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Hadi bakalım. 20 bin bakım videomuz da bu kadar da. Şimdilik bu kadar. Her şey için teşekkür ederiz. Mehmet sana da teşekkürler. Rica ederim. Serkan abi, izin verdiğin için sana teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun.